Efendim selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi sizlerle beraber. Sizlerle beraber gittiğimiz yok. Hep de böyle söylüyorum, hep kendim gidiyorum her yere. Önce Utrecht'e gideceğim. BMW 335i'nin ön amblemini alacağım oradan. Oradan sipariş ettim. Yarın gelecek normalde ya da sonraki güne. Şimdi Paskalya'da giriyormuş burada. Ama gelip alabilirsiniz bugün diyorlar. Şimdi geçerken Denağa onu alacağım. Sonra Denağa gideceğim. BMW'nin o ufak tefek işlerini yapacağım. Belki güzel bir yıkarım arabayı. Çok vakit olacak mı bilmiyorum ama sonra Rotterdam'a gideceğiz. Plakadan plakalıklarımızı alacağız. Onları da beraber görelim bakayım nasıl olmuşlar. Onları takacağız. Ondan sonra bir müşterimle daha buluşacağım. Ondan sonra kalkıp geri geleceğim. Bakalım kaçta geleceğiz. Evet. Yoğun bir gün yine bizi bekliyor. Haydi bakalım yola çıkalım. GT3'yi daily yaptım. Çok güzel oluyor. Acayip keyifli. Evet, Utrecht'teki Mini'ye geldim. Buradan alacağız amblemi. Orijinal amblem burada. Ecris Mini. Hadi bakalım. Yol üstü dedim. Yani gezmek için de bahane arıyorum, biliyor musun? Evet, içeriye geldim. Şimdi benim siparişi kontrol edecekler. O sırada şuradan bir mini kabriyole bakmayalım. Fiyatı 45.180 bin euroymuş. Enerji seviyesi, yani yakıt tüketimi D. 100 kilometrede 6 litre yakıyormuş arkadaş. Hemen yan tarafta bir tane daha var. Biraz daha değişik. 5 diyoruz diyor. 5 doğrusu herhalde. Bu da 5.6 litre yakıyormuş. Enerji değil de ne diyelim ama. Ekonomi seviyesi C. Bunun fiyatı 38 bin euroymuş. Ve burada kocaman bir cross var. Yani buna ne denir? Countryman deniyor değil mi? Bilmiyorum. Bunun fiyatı neredeyiz acaba? Bilmiyorum. Dışarısı komple mini. Oldukça büyük bir dükkan. Şurada elektrikli mini var. Enteresan da. Ben görmemiştim. Elektrikli mini. Şu an siparişini bulamıyorlar. Şimdi bakacaklar bakalım. Ben de böyle oturdum buraya. Bekliyorum. Ortam şahane yalnız. Evet, amblem bir sonraki şeydeymiş. Nedir o? Diğer dealer'daymış. Bana adres burası da verilmişti web sitesinden. Ama burada değil, diğerinde diyor. Buraya gelince diyor, size başka bir e-mail gelir diyor. Ama isterseniz oraya gidin diyor. 5 dakika uzaklıkta zaten. Gidip oradan alayım bari. Ne yapmışım? Arabanın üzerinde mi anahtarlar? Yok ama kapılar açık. Hadi bakalım. Gidelim. Alalım, gelelim. Leyla'yı yap. Bismillah. Onlar nasıl geliyor? daha dur. Daha bu egzoz bir şeyler olacak yakında. Hadi bakalım. Evet, diğer Ecris'e geldim. Burada da McLaren'ların toplantısı mı varmış? Neymiş? Park edecek yer de bulamadım. Şuraya bıraktım arabayı. Parçalayıp gideceğim ama. McLaren'ı çok severim ya. Size o hikayeyi anlattım mı? Ben Japonya'dayken bir tane McLaren alıyordum. Ucundan döndüm. Gemiler hemen kalkmıyor diye o zamanlar. Kasım ayındaydı. Bir tane turuncu. Şuna çok benzer. Tabii o şey. 570'lik. Alıyordum ben asla. Şimdi şuraya park ettim. McLaren'a çıkınca yer açılmış oldu. Da giriş nerede? Herhalde şuradan gireceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çakma eBay amblemlerinden almıyoruz arabamızı. Şimdi gelecek, evet sizin siparişiniz burada dediler. Bekliyoruz. Hey, thank you. Hey, I think, yeah, I pay. You pay it online. Yes, thank you. Merhaba. Bye. Ödediğimi unutmuşum. Ödemeyeceğiz mi? Online ödemişsin diye. Şimdi bunu gidelim. Aracımıza takalım. Şimdi şöyle yapalım. GT3'yi dışarı çıkartayım. CLS63'ü şöyle çekeyim. BMW'yi azıcık öne çekelim. Onun amblemini halledeyim. Ondan sonra ben yoluma devam edeyim.
Abi, Umut abi. Buradan sana sahip sesleniyorum. Şunları şey yap ya. Bunları düzenle ya. Bulamadım. CS'nin anahtarını bulamadım ama çok da gerek olmaması lazım. Herhalde buna kilit go vardır. Bir torba anahtarla yaklaşınca açıyor. Hangisiyse artık. Bu arabanın değil, bu arabanın değil. Böyle böyle eliyorum. Bunlar eski zaten. Şunları da değil. Tüktüm yan tarafa. Bunlar da eski. Sanmıyorum bu bunun olduğunu. Aa, bu bununmuş. Maşallah. Nasıl bir gürlemedir ya Rabbim. Çok iyi ya. Umut abi, satıyorsan alayım CLS'yi. C63 gitti zaten. CLS'miz bari olsun. Şöyle bizim C63 sönümüzü çektik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? BMW'yi şöyle acık öne doğru çekelim. Işıkta rahat görelim amblemini. Amblemi takıp gideceğim. İçimde kalınca şey oluyor. Gıcık oluyor. Şöyle açalım kontakları, bir benzin çeksin. Ne güzel de çalışıyorsun. Maşallah. Park sensörümüz bile var. Tamam. Bu kadar yeter. CLS'ye dokunmadan şöyle kameramızı geriye alalım. Arkadaşlar araç şu an Japonya'daki kiri ile duruyor. Ama çok güzel duruyor. Lastiklerimiz falan. O biçim iyi durumda. Şöyle amblemini güzelce bir halledebilirsek. Şimdi arkadaki toolbox'dan tool'larımıza bakalım neler varmış burada. Tornavidamız olsa tamamdır. Tornavida burada değil. Evet. Şöyle. Bu üstündeki bu çok dandik bir şey. Şimdi erimiş zaten bu. Bunu adam ucuz bir şey mi şey yapmış acaba? Şu içteki çıkması lazım. Şu metal şey olan bu. Bu orijinal değil mi zaten takılan? Orijinali bu kadar kötü olmaz. Şunu şöyle soft uygulayalım diye getirdim ama. Kaputun altından vidalı olabilir mi bu? Bir bakalım. Bilmiyorum. Daha önce BMW amblemi yapmadım. Kaputun altında da size göstermiş olalım. N54 motorumuzu. Neredesin lan? Evet. Burayla hiç alakası yok. Şurada yok. Motorumuz böyle. Görünüyor mu oradan net? 300 beygirlik 6 silindirli turbolu motor. Bunun turbolarını yükselteceğim. Manuel değil ki sana su tutuyor musun? Şu çok cheap bir şey ya. Ama işte bundan nasıl çıkartacağız şuradan. Şunda daha ince delikli bir şey var mı bakalım. Ona bakalım. Daha ince ne kullanabiliriz orada? Şu olabilir. Bu olabilir. Şu güzel bir bezim yok şu an elimde. Evet, en azından aleti kırmıyoruz. Bu dönmeli değil, içeri geçmeli olması lazım bunun.
Ha bu komple kalkacak lan. Ben sadece içindeki kalkacak sanıyorum. Tamam şimdi hallederiz bunu. O zaman kolay. Şu tarafını şöyle bezden destekleyelim. Şu tarafını şundan biraz kaldırıyormuş gibi yapalım. Hadi, hadi, hadi aslanım. İşte bu, içinde kaldı. Onun için karga burundan alacağız artık. İnşallah karga burun oraya şey yapar, ne yapar? Ulaşır, alır. Bence alır. Aa, elimi sıkıştırdım. Belki düz karga burunda daha iyi olur. Evet, tutacağım yerler gitgide bitiyor. Evet. O zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ne demişler? Camı kursiyerle çareler çıkamaz. Şöyle. Çıkmayanı içeri atarız biz de. Ne yapalım? Vay arkadaş, kendi kendime konuşmuşum. Şöyle çıkartabiliyor muyum şu an bilmiyorum ama neyse çıkartmaya çalışmayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane delik var. O soldaki deliği, delikte kalan küçücük parçayı, şu parçayı içine doğru ittirdim. Ondan sonra bunu taktım. Böyle parlak yüzeyli BMW amblemleri görüyorsunuz, böyle içi parlak. Bunlar şey, çakma. Bunlar 3-5 euroluk çakma amblem. Bu orijinali. Gittik BMW'den aldık. 53 euro fiyatını merak edenler için. E93 için orijinal amblem. Evet. Şimdi valla arabanın çehresi değişti ya. Valla komple çehresi değişti. Neyse hemen buraları toparlayayım. Acil Rotterdam'a gitmem lazım. Şöyle toparlayayım. Malzemelerimi yerine koyayım. Çöplerimizi de alalım. Hemen şimdi Rotterdam. Evet, BMW'yi yerine alalım hemen. Sonra CLS'yi de yerine alalım. Sonra yola çıkış. Aa, bismillah. Çok smooth çalışıyor ya, maşallah maşallah. Evet, şey diyor. Washer fluidini değiştir diyor. Kitabımız falan burada. Sıradan görmüyorsunuz tabii. Evet, kitaplarımız burada hepsi. Şöyle bakayım. Vay be adamlar. Şeydi, Japonya'daki sahibi de iyi korumuş. Kitapların durumuna bak. Cillop gibi. Şöyle BMW dealer. Bu Japonya'ya dealer tarafından getirilmiş bir arabaymış. Hani
resmi yollardan Japonya'ya girmiş. Hani resmi olmayan yol nasıl derseniz, şöyle dealer olmayan arabalar şöyle gelebiliyor. Siz yurt dışında yaşıyorsunuz, Japonya'ya giderken araba getiriyorsunuz. Bunu dealer getirmiş olmuyor. Yani user car deniyor. O da tabii ki yasal. Kapatalım bunu. Bir de CLS'ye girelim. Şimdi yavrum, şeyin yanında da CLS. Hayvan gibi çalışıyor. Evet. Hadi bismillah. Anahtarları da götürelim yanımızda. Kapıları da kilitledik. Tamam dedik. Hadi bakalım. Garaj işimiz bitti. Şimdi doğru Rotterdam. Gidelim GT3'ye. Plaka'nın yaptığı plakaları takalım. Plakaları alıyorum. Limana gidiyorum. Müşterinin aracını almaya. Şu küçüklerle daha rahat oluyor. Küçükleri alalım. Gidip gelelim bakalım. Aynı mı? 56-56. Tamam. Müşterimiz kendisi alacak arabayı. Bulgaristan'dan gelecekti. Bana alabilir misin dedi. Dedim bir bakayım. Tam limana gidecektim. Neyse dedi, ben alayım şey dedi. Evet arkadaşlar, plakalıklarımı aldım. Japonic GT3'de, Japonic R34 diye. Şimdi bunların üzerinde şu an jelatin var. Jelatinleri kaldırınca biraz daha güzel görünecek. Eve gidince, şu an tornavida yok yanımda. Eve gidince takalım bakalım GT3'ye. R34'te böyle import tipi plakalık. Evet, şimdi plakalıklarımızı aldık. Şöyle plakalığımızın şeyini çıkartalım beraber. Beraber değil, ben çıkartacağım bu. Üsttekini de sökeceğim şimdi. Ne kadar fark var bak, jelatinli jelatinsiz. Şimdi ön arka bir yapıştıralım. Arkadaşlar bunları Plaka diye bir Instagram hesabı var. Oradan yaptırabilirsiniz istiyorsanız. Çok da uygun fiyata yapıyor sağ olsun. 10 numara. Siz de oradan arabanıza böyle istediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz. Instagram hesabına gidip bakın, orada örnek şeyler var. Nedir o? Başkalarının örnek eskiden yaptığı plakalar var. Çok güzel duruyor. Evet. Hadi bakalım. İster logolu ister logosuz seçtirirsiniz. Ama biraz daha küçük görünsün diye. Yani bu küçük görünüyor şu an. Daha büyük, sarkık, aşağı doğru uzun falan da olabiliyor. Onlar var. Şimdi onları değiştireyim hemen. Bakalım nasıl olacak. Evet, şöyle şey yapmış olduk, ortalamış olduk. Nerede bakalım? Plakalarımızı da yerleştirelim. Öyle geçmiyor oradan. Acaba şöyle yandan giydirmeli mi yapsak? Evet efendim. Evet. Güzel. Şimdi önünü taktık mı? Tamamdır. Bu tampona giriyor mu diyorduk. Giriyormuş. Evet. Bu resimle magnetli yapar mıyız acaba falan diye düşünüyorduk ama yok anacığım. Bir de tampona kadar giriyor. Orijinal yeri yani. Yerde de Porsche yazıyor plakalıkta. Şöyle. Şu açıya bak. İyi olmuş 2022. Şu düşünsenize, şu plakaları daha iyi bir sistem bulamamışlar. Bunun bu eşek kadar olmasına gerek var mı acaba?
Evet efendim, plakalarımız oldu. Güzel oldu bence. Efendim, bugünlük bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşürüz. Saat 10'da çıkmıştım evden. Saat 17. Yoruldum, çok yoruldum. Hadi. Allah'a emanet. Şimdi plakayı yapan arkadaşa aradım. Dedim bunlar köşelerden oturmadı. Abi dedi içinde şeyler var. Şu şeyler, tırnaklar. Bunları çıkartacaksın, bunlarla oturacaksın. Cahilim. Cahilim. Dünyaya aldandım. Bak şimdi. Bunları çıkartıyormuşuz arkadaşlar. Bunlar köşelere oturacakmış şuna ya. Desenize ya, söylesenize. Kimse de bir şey demiyor arkadaşlar. Hiç kimse bir şey demesin. Ne güzel. Kendi kendimize uğraşalım burada. Şimdi altlarda köşelik var zaten. Çıkmıyor oradan da. Üstlere koymak lazım. Ben şimdi bunları 4 tanesini de çıkarttım. Diğer ikisini de. Şöyle bak. 10 numara oldu şimdi. Şu diğer ikisini de arka plakalara götüreyim. Çünkü arka plakayı şimdi söküp bunları yerinden çıkar. Kim takacak oraya? İki buraya, iki oraya yeter. Gayet mantıklı. Şu köşeye. Bu bombeli değil gerçi. Ön tampon bayağı bombeli olduğu için şey kalıyor. İlla ki kalıyor. Tamamdır. Köşeler 10 numara oldu. Şöyle bir de genel olarak bakalım. Çiçek. Yukarıdan bakalım. Mis. Tamamdır. Böyle güzel. Hop.